Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün video kolajı nasıl hazırlanır bunu göstereceğim sizlere. İzlemeye devam edin. Öncelikle Google'a Canva yazıyoruz. En üsttekine tıklıyoruz. Burada oturum aç ve kaydol seçenekleri var. Daha önceden kaydolduysanız oturum aça tıklayabilirsiniz. Kaydolmadıysanız ücretsiz ve hızlı bir şekilde kaydolabilirsiniz. Ben daha önceden kaydolduğum için oturum aça bir kez tıklıyorum. Ben Canva'yı şu anda İsveççe olarak kullanıyorum. Türkçe diline çevirmek için ayarlar kısmından bu alandan dilinizi değiştirebilirsiniz. Arama yerine video kolaj yazacağım. Fakat bunu nerede paylaşacağımız çok önemli. Örneğin Instagram Reels'te veya hikayede paylaşacaksak dikey bir video olması lazım. Akışta paylaşacaksak kare bir video olması lazım. YouTube'da paylaşacaksak yatay bir video olması lazım. Ben şu anda örnek olarak kare bir video düzenleyeceğim. Yani Instagram'da ve Facebook'ta gönderi olarak paylaşılabilecek bir video olacak. Örneğin buna tıklıyorum. Tıkladığım anda beni düzenleme ekranına atıyor. Buradan bir önceki sekmeyi kapatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi aşağı kısımda 3 tane sahne var. Şimdi bunları düzenleyeceğiz. Birinci sahneye tıkladım. Buradaki yazıyı düzenlemek için fareyi sağa tıklıyorum. Grubu çöz diyorum. Daha sonra boş bir yere tıklıyorum. Alttaki yazıyı siliyorum. Tekrar sağa tıklıyorum. Çöp kutusuna tıkladığım anda yazı siliniyor. Yazıyı düzenlemek için yazıya çift tıklıyorum. Daha sonra buraya istediğim şeyi yazıyorum. Videolarım yazdım. Tek satır haline gelmesini istediğim için kenarlardan asılıyorum ve tek satır haline geliyor. Küçültüp büyütme işlemlerini köşelerden yapıyoruz. Bu şekilde yaptım. Burada referans çizgileri bana sarı bölgenin tam ortasında durduğumu gösteriyor. Bu rengi değiştirmek istiyorum. Buradan maviyi seçtim. Ve transparanlığını da biraz daha azaltmak istiyorum. Buradan şeffaflığa tıklıyoruz. Bu şekilde azaltabiliyoruz gördüğünüz gibi. 75 şu anda ideal. Bu şeklin rengini de değiştirmek istiyorum. Ve hatta biraz küçültmek istiyorum şu şekilde. Hafif de şöyle çapraz yapmak istiyorum. Rengi de sarı olsun. Sol üsttekini tamamen silmek istiyorum. Üzerine bir kez tıklıyorum. Sağ üstten çöp kutusuna basıyorum. Buradaki fotoğrafları değiştireceğim. Üzerine bir kez tıkladım. Sildim. Bunu da sildim. Buraya fotoğraf koyacağım. Bilgisayarından fotoğraf yüklemek için yüklemelere geliyorum. Buradan herhangi bir fotoğrafımı seçip yükleyebilirim. Ben daha önceden yüklediğim için şu anda yüklemiyorum. Daha önce yüklediğim görseller burada. Videolar burada. Sesler de burada. Fotoğraf da ekleyebilirim. Video da ekleyebilirim. Ben şu anda video ekleyeceğim. Videoya tıkladığım anda sayfanın tam ortasına geliyor. Aşağıda da kırpma bölümü çıkıyor gördüğünüz gibi. Videoyu kırpmak için kenarlardan bu şekilde ayarlamalar yapabilirsiniz. Video buraya büyük geldiği için biraz küçültüyorum. Şu şekilde. Biraz daha yukarı alıyorum. Bir video daha seçtim. Bunu çok az kırpıyorum. Bunu da üsttekiyle aynı oranda küçültmek için bu şekilde yaklaştırıyorum. Ve bu şekilde aynı oranda küçültmüş oluyorum. Bir tane daha ekleyeceğim. Daha iyi bir konumlandırma yapmak için en alttaki videoya tıklıyorum. Position'a geliyorum. En aşağıya alıyorum. Ortadakine geliyorum. Ortaya alıyorum. Yukarıdakini de yukarıya alıyorum. Daha sonra çok hafif boşluk kalması için bu şekilde konumlandırmamı yapıyorum. Play ikonuna tıklıyorum. İlk sahnem şu anda 1 dakika 7 saniye oldu. Bunu kısaltmak istiyorum. Kısaltmak için kenarlardan bu şekilde asılıyorum. Ve video bu şekilde kısalmış oluyor. Burada işlemlerimiz bitti. Animasyon ekleyelim. Animasyona tıklıyoruz. Buradan geliş animasyonunu istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Ben şu anda bunu seçtim. Üzerine bir kez tıklıyorum. Animasyon uygulanmış oluyor. İkinci sahneye geçtim. Buradan fotoğrafı siliyorum. Bu yazılar olduğu gibi kalsın. Siz yine burada değiştirebilirsiniz. Bu şekilde çift tıklayıp istediğiniz yazıları buraya yazabilirsiniz. Aynı şekilde bu renkleri de değiştirebilirsiniz. Buraya bir fotoğraf eklemek istiyorum. Şu şekilde bir fotoğraf eklemek istiyorum. Fakat arka plan beyaz olduğu için kendini belli etmiyor şu anda. Arka planı değiştirmek için arka plana tıklıyoruz. Ücretsiz arka planlardan herhangi birisini seçiyoruz. Şu şekilde bir şey seçtim. Yol olsun. Şu şekilde araba yolda gidiyormuş gibi olsun. Görseli düzenlemek için üzerine bir kez tıklıyorum. Görseli düzenle diyorum. Hepsini göster diyorum. Ve buradan gerekli düzenlemeleri yapıyorum. Arkadaki görseli de düzenleyebiliriz. Buraya da bir yazı ekleyeceğim. Metine bir kez tıklıyorum. Buradan herhangi bir yazı yazıyorum. Örneğin
Videolarımı beğenmeyi unutmayın yazdım. Küçülttüm. Yazının rengini değiştirmek için A harfine bir kez tıklıyorum. Buradan herhangi bir renk seçiyorum. Fontunu değiştirmek için üzerine bir kez tıklıyorum. Buradan istediğiniz herhangi bir fontu seçebilirsiniz. Bu şekilde Türkçe karakterleri desteklemeyen fontları kullanmayın. Şu şekilde gözükmesini istediğim için böyle yapıyorum. Çok açarsam tek satıra düşer. Hafif büyütüyorum, hafif döndürüyorum. Yazıya efekt vermek için üzerine bir kez tıklıyorum. Efektlere geliyorum. Bu şekilde efektler verebiliyorum. Bu şekilde bir gölge efekti. Hemen üçüncü sahneye geçiyorum. Burada yazıları komple siliyorum. Buraya fotoğraflarınızı koyarsınız. Bu solidi komple ekranı kaplamasını istiyorum. Şeffaflığını da azaltıyorum. Gördüğünüz gibi fotoğrafa efekt eklemiş gibi olduk. Buradan diğer renkleri deneyerek size en uygun olan görseli bulabilirsiniz. Hatta şu şekilde daha da ince bir ayar yapabilirsiniz. Buradan artıya basarak buradan istediğiniz rengi seçip bu şekilde oynamalarda yapabilirsiniz. Rengi seçtikten sonra şeffaflığına tekrar ayarlayarak istediğiniz doygunluğu verebilirsiniz fotoğrafa. Üzerine bir tane şekil eklemek istiyorum. Bileşenlere geliyorum. Örneğin bir grafik ekleyelim. Şu şekilde bastım. Buradan grafiğin inceliğini ve kalınlığını buradan da yüzdesini ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde bastığınız zaman yüzdelik de burada çıkacaktır. Kapattığınız zaman çıkmayacaktır. Renklerini bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Altına da başarı yazacağım. Yazının rengini beyaz yapacağım. Bu şekilde büyüttüm. Yazının aralarını açmak için yazıya bir kez tıklıyoruz. Bu şekilde harflerin aralarını açabiliyoruz veya satır yüksekliğini bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Şu şekilde benim için ideal. Fakat bunlar şu anda efektin üstünde kaldı. Bunu altına almak için sağ tıklıyorum. Geri götür diyorum. Bu şekilde efeğin arka kısmına gitmiş oluyorlar. Bu efeyi burada kilitlemek için kilide tıklıyorum. Artık ne kadar oynarsam oynayayım efekt kaybolmuyor. Düzenlemelerim bitti. Şu anda bunu indireceğim. İndirmek için paylaş diyorum. Daha sonra indire tıklıyorum. Buradan formatımı seçiyorum. Video olarak indireceğim için MP4 zaten seçili. Onu kurcalamıyorum. Buradan sayfalarımı tümü yapıyorum. Daha sonra indir diyorum. Tasarım burada oluşturuluyor. Daha sonra sol alttan inmeye başlıyor. Videomuz indi. Hemen açıyorum. Gördüğünüz gibi gayet kaliteli bir şekilde videomuz oynuyor. İkinci sahneye geçti şu anda. Şu anda da üçüncü sahneye geçtim. Daha sonra bitti. Gördüğünüz gibi Canva'da birçok tasarımı ücretsiz ve basit bir şekilde yapabiliyoruz. Kullanmanızı kesinlikle öneririm. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.